Hasan Tahsin Kocabaş 14 Aralık 2021 Gazete 9 Eylül. Ne anahtar teslimiymiş bir arkadaş. Gülüyorum artık. Sadece hallerine gülüyorum. Sürekli kandırdıklarını sanmalarına gerçekten gülüyorum. Koskoca reisi cumhuru getirdiler, eline kağıt dolusu bilgi de verip konuşturdular. Ne yapsın? O da gerçekten anahtar teslimiyle vatandaşlar öyle böyle evlerine kavuşacak sandı. Debdebeli tören için hak sahiplerine değil, parti teşkilatlarına haber verildi. Yollar asfaltlandı, püri pak edildi bayraklı. Bayraklar asıldı. Güya depremzedeler teşekkür ediyormuş gibi pankartlar asıldı. İzzet ikramlar dizildi, laciler çekildi. Hatta çatık kaşlı Baybakan törenden bir gün önce Anadolu Ajansı'na yazılı beyanat verip yapımı tamamlanan 596 konutla 145 dükkanı hak sahiplerine teslim edeceklerini buyurdu. 3-5 adet özel kutulu anahtarı verip olayı bitirdiler, anlayacağınız. 26 Kasım'dan bu yana neler oldu peki? Bir tek hak sahibi evine taşınamadı. Özellikle izolasyon sorunları halledilmeye uğraşılıyor. İnşaat kaliteleri tam bir muamma. Müteahhitler hak sahiplerini evlerine perde ölçüsü almak için bile yaklaştırmıyor. Cumhurbaşkanı geldi ve gitti. Ertesi gün ne oldu? O güzelim asfaltlı sokaklar yeniden kazıldı müteahhit tarafından. Çünkü inşaat da bitmemişti, işler de tamamlanmamıştı bu yazı kaleme alınırken de değişen olmadı. Muhterem medyamız zahmet buyurursa gitsin görsün sokakların içler acısı halini. Anahtarını alan alamayan hak sahiplerine 6 Ocak haftası deniyormuş şimdi. Yani anlayacağınız 26 Kasım'da hak sahiplerine evlerini teslim ettiğini sananlar, hak sahiplerinin evlerine yeni yıl sonrası geçebileceklerini atlamışlar. Kılavuzu inşaat müteahhidi olanın verdiği söz de yalan olur. Öte yandan yeni evlerine geçecek olanları galiba bazı sürprizler de bekliyor. Doğal gaz marifetiyle merkezi sistem ısınacaklar. Gaz şirketine ayrıca ocakta kullanım aboneliği için başvuracaklar deniyor. Yurttaşların kombileri güme gitti depremde. Toki'de akla hayale gelmeyecek yöntemlerle vatandaşı kaçırmaya mı çalışıyor acaba? Acaba hak sahiplerine ne masraflar çıkacak daha? Şehircilik Müdürlüğü proje alanlarında güya ofis açmış. Lakin ofiste çalışanların tıpkı bakanlık gibi uzaylı olabilecekleri de espri konusu. Diyorum ya artık gülüyoruz hallerine. Bakanlıktan müdürlüğe, emniyetten kaymakamlığa, ilçe belediyeden müftülüğe, Bayraklı'da sadece görünecek icraatlar var. Ama emin olun Bayraklı'da son gülen kimler olacak o şimdilik belli değil. Hasan Tahsin Kocabaş